Bugün de tarihi, doğası ve doğal zenginlikleriyle ülkemizde önemli bir yere sahip Bilecik ilimizde bu toplantıyı gerçekleştirmektedir. Toplantı programını arz ediyorum. Protokol konuşmaları, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'nin Nisan ayı ihracat rakamları ve gündeme ilişkin basın açıklamaları, plaket takvimi, kapanış. Türkiye'nin Nisan ayı ihracat rakamlarının Bilecik'inde açıklanması bizi fazlasıyla memnun etmiştir. Bu vesileyle ilimiz ekonomisini ve sanayi potansiyelini duyurma fırsatı bulduk. Ülkemizin en küçük illerinden biri olan Bilecik, Türkiye ihracatında aslında önemli bir yerdir. Bölgemizde bulunan sanayi tesisleri, merkezlerinin diğer illerde olması vesilesiyle vergilendirmelerdeki resmi kayıtlarda ilimiz adına yansıtılmamaktadır. Bilecik Valiliği'nin yaptığı araştırmada ihracatımız geçtiğimiz ay itibariyle 1 milyar 200 milyon doların üzerindedir. İhracat rakamlarının Bilecik'te açıklanmasının heyecanını yaşıyoruz. Değerli misafirlerimize ev sahipliği yapmanın onurunu yaşıyoruz. Bilecik'e hoş geldiniz diyorum. Değerli misafirler, bugün sizler nüfus ve yüz ölçümü olarak Türkiye'nin en küçük illerinden biri olmasına rağmen ekonomik gelişmişlik açısından Türkiye'nin 10 ili arasında olan bir ildesiniz. Değerli misafirler, bugün siz ihracatın kaliteli yaşamın ta kendisi olduğunu bilen bu felsefeyi benimsemiş bir ildesiniz. Değerli misafirler, bugün siz ilimizdeki refah seviyesinin artmasının, yani kişi başına düşen milli gelirimizin yükseklere çıkmasının, dışarıya mal satmamız karşılığında döviz getirmemizin de mümkün olduğunu bilen, bunun tek yolunun 7'den 70'e tüm kesimleriyle ihracattan geçtiğini özümsemiş bir ülkesiniz. Değerli misafirler, bugün sizler iş, aş, ekmek, kıyafet, hastane, çok şey sayabiliriz. Kaliteli yaşam eşittir ihracat denklemini çok iyi bilen ve bunun kıymetini bilen biriyiz. Bir gündemi yaşarken böyle ülkemiz adına çok önemli bir toplantının Bilecik'te yapılıyor olmasının mutluluğuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor, hoş geldiniz diyor. Bilecik her zaman söylediğimiz gibi taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek, kuruluş ve kurtuluşun beşiği çok önemli bir il. Nüfusumuz küçük olabilir ama nüfusumuzun büyük olduğunu biliyor ve bu nüfusun büyüklüğünün sorumluluğunu Bilecik'te yaşayanlar olarak her zaman üzerimizde taşıyoruz. Bilecik, tarihte de bugünde de devletten aldığından her zaman daha fazlasını veren mümbit toprakların adıdır. Bilecik, birlik ve beraberlik hamurunun karıldığı, kardeşlik duygularını yeşerdiği toprakların adıdır. İhracat bakımından Türkiye'nin önemli illerinden bir tanesi. Arkadaşlarımızın da defaatle belirttiği gibi nüfus ve yüz ölçümü bakımından son sıralarda olmasına rağmen üretim, ihracat, istihdam rakamları ve yüzdelere rekabet eden kısmıyla Türkiye'nin önde gelen illerinden bir tanesi. Sözlerime başlarken bugün malumunuz olduğu üzere tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de işçi bayramı, iş ve emeğin bayramı. Tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin bu bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum. Üretimin dostça, güvenli ve sağlıklı bir şekilde bir ortamda yapıldığı, karşılığının hakça bölüşüldüğü bir dünya diliyorum. Tüm işverenlerimizi de bu vesileyle işçi sağlığı, iş güvenliği konularında daha gayretli olmaya, iş kazalarına hastalığı seviyeye gidecek tedbirleri almaya davet ediyorum.
İlimizde 6 adet organize sanayi bölgesi var. Merkezde belediye ile birlikte 3. OSB'yi kurmak için de çalışıyoruz. Yaklaşık 8500 dönümlük bir alanda kamulaştırma ve planlama çalışmaları devam ediyor. İstanbul'dan çevre illere gidecek olan sanayinin Bilecik iyi bir duvarı olacak, iyi bir meskeni olacak. İstanbul'da satacakları küçük bir arsayla burada fabrika kurmaları dahi mümkün olacak. Çünkü Bilecik'teki o seferlerde metrekare fiyatları 10-15 lira gibi rakamlarla başlıyor. En pahalı olduğu yerde anlasınların değerli mensupları, hepinizi Türk İlaçlar Meclisi ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz bugün 1 Mayıs işçinin ve emekçinin bayramı. 1 Mayıs hepimizin bayramı. Sözlerime emekçilerin ve çalışanların emek ve dayanışma gününü kutlayarak başlamak istiyorum. Güzel bir Mayıs gününde ihracat rakamlarını açıklamak için arkadaşlarımla birlikte, hep birlikte Bilecik'teyiz. Özellikle başta Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Bilecik'in önemi hakkında başkanlarımız çok güzel konuşmalar yaptılar. Hele hele gerçekten tarihimizde çok büyük başarılara imza atmış Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzeylikle temellerini burada atılmış olması da gerçekten çok önemli bir şehirde olduğumuzun en güzel kanıtı. Hem zengin kültürel birikimi, hem çok önemli maden yatakları, Bilecik ilimizi çok önemli bir il haline getiriyor. Az önce başkanlar açıkladılar. Bizdeki kayıtlarda Bilecik'in ihracatı geçen yıl 93 milyon dolar gözüküyor ve en çok ihracat yapan 49. ilimiz. Halbuki biraz önce Sayın Valimizden aldığım rakam 2012 yılı. Burada üretimi yapan büyük Türkiye çapındaki holdingler olsun, şirketler olsun verdikleri rakamlara göre 1 milyar 109 milyon 305 bin dolar. Bu bize şuna gösteriyor. Özellikle birçok ilimizde benzeri sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Ya İstanbul'da, ya Ankara'da, ya İzmir'de, büyük merkezlerde ihracatı kayıt altına aldıran veya merkezleri bulunan şirketler o ilin rakamlarına yansımıyor. Ama neticede Türk İlaçlar Meclisi ihracatın bütününü temsil ettiği için bu konuda zaman zaman sıkıntılar oluyor ama biz genele baktığımız için de son derece bu ilin önemini daha da iyi anlaşıyoruz. Özellikle biz bir ile giderken hedefimiz o ilin potansiyelini Türkiye'nin gündemine getirmek. Burada yine Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız gerçekten çok güzel bir şekilde Bilecik ile ilgili çok iyi bilgiler verdi. 6 tane organize sanayi bölgesi olması. Bu organize bölgesinde önemli boşluklar olması gerekiyor. Ben de tüm Türkiye'ye çağrıda bulunuyorum. Gerçekten İstanbul'a, Ankara'ya ve Bursa'ya bu kadar yakın mesafede olan bir il bulmak ve hele hele teşvikli 3. bölge olması ve organize sanayi bölgelerinde yatırım yaparsa özellikle sanayicilerimizin 4. bölge teşviklerinden 12 yıl boyunca faydalanacak olması son derece önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden hele yeni ulaşım imkanlarıyla gerek karayolu, gerekse limana çok yakın olması, demiryolunun çok kısa zamanda buraya ulaşacak olması, o yüzden ben ihracatçılarımızı burada bir farkındalık oluşturmak adına yatırıma davet ediyorum.